Merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili hocalarım. Umarım iyisinizdir. Yine başka videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Growth Hormone, HGH, Human Growth Hormone ya da büyüme hormonu hakkında konuşacağız. Daha önce birkaç videoda, videoda büyüme hormonuna bir değinmiştik. Şimdi çok daha detaylı şekilde konuşacağız onun hakkında. İnternette, YouTube'da bulamayacağınız detaylar var bunun içinde. Eğer kullanıyorsanız ve kullandırtırıyorsanız eminim çok işinize yarayacak videonun tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Ee, şimdi büyüme hormonu sizin vücudunuzda hipotalamus GHRH üretir. Bir peptit, o peptit hipofize gider ve orada somatotropin ya da büyüme, ya da büyüme hormonunun salgılamasına sebep olur. Ama bu salgılanan büyüme hormonu bir tane formda değil. Dört tane formu var. 22 kilo dalton, 20, 17 ve 5 kilo dalton şeklinde vücudumuza salgılanıyor. Ki bizim için önemli olan 22 kilo dalton izoformu. Ve Bu piyasada gördüğünüz bütün büyüme hormonları 22 kilo dalton e, izo olan e, ve piyasaya gelen. Ki o üretim şekli de bayağı bir e, şey var, detayları var. E, bir tane bakteri var, o bakteriye e, insan genini veriyorlar ve o bakteri e, büyüme hormonunu üretmeye çalışıyor ki bu purity olarak da çok önemli. Yani o büyüme hormonunu üretime başladığı zaman o bakteri yanında başka peptitler ve amino asitler de üretiliyor, üretiyor. Ee, ki eğer siz büyüme hormonunun üstüne bakarsanız 96, 98, 97 purity şeklinde Çıkar çünkü o da bizim için önemli. O laboratuvarın da kalitesini gösteren bir şey. Ne kadar o purity yüksekse, 99 falansa, 99 99,5-98 ise bizim için daha iyi. Çünkü o onlar onu ilk önce silmeleri gerekiyor. O üretilen başka amino asitleri ve peptidleri ve sadece o büyüme hormonunu vermeleri gerekiyor o tüpün içinde. Şimdi ve bu izoformlar nerede işe yarıyor? Siz büyüme hormonu, dupin testi vermek istediğiniz zaman o izoformlar üzerinden, normalde idrarda çıkmaz bu. Kan yoluyla anlaşılır bu. Eğer o denge sağlamazsa, yani o 22 kilo dalton daha fazla ise diğerlerinden orada kullanmışsınız anlamına gelir ki bu hemen çabuk geçer. Yani 24 saat içinde o denge yine sağlanır. Vücudunuz diğerlerini de üretmeye başlar ve kullandığınız bu büyüme hormonu vücudunuzdan çıkar. Yani hemen o gün o tahlili vermeleri gerekiyor. E, doping testinde anlaşılması için. E, ondan sonra yoksa doping testinde pozitif çıkmaz. E, ve burada büyüme hormonunu işe yaradığını yani e, çünkü biliyorsunuz çoğu e, Soğuk zincir oldukları için e, buz yanında gelmesi gerekiyor. Yani 6-7 derecenin içinde olması gerekiyor. İşe yarayıp yaramadığını nasıl anlarsınız onu da söyleyeyim. 4 saat içinde kullandıktan sonra 4 saat içinde e, tahlil veriyorsunuz. E, IGF-1 ve büyüme hormonu tahlili veriyorsanız eğer büyüme hormonunuz 40-45 nanogram mililitre üzerinde ise ve büyüme hormonu şey IGF-1 e, peptidi de 600-700 arasında ise o zaman sizin aldığınız büyüme hormonu sağlam doğru çalışıyor. Eğer bunların altındaysa ve normal e, şeyde ise derecede ise o zaman e, o büyüme hormonu ya bozulmuş ya da sahte. Buna da o şekilde dikkat edebilirsiniz. Şimdi büyüme hormonu e, bunu da baştan söyleyeyim çok fazla katabolik e, pardon anabolik etkisi yok. Yani gider IGF1'e IGF çevirilir e, karaciğerde ve o şekilde anabolik etkisi olur. Normalde İki şekil, iki versiyonda kullanılır. Ya da defi, ya definasyon e, döneminde kullanma şekli var, ya bulk döneminde kullanma şekli var. Ki bunlar değişir ve bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor burada. E, eğer definasyon e, definasyon dönemindeyseniz sabah kullanmak daha iyidir. Ben öyle kullandırıyorum. E, sabah saat 4-5 e, de uyanıp kullanmak en iyisi. Ee, ve söylediğim gibi çok fazla anabolik etkisi yok. Orada sadece kasları korumak amaçlı kullanıyoruz. Çünkü zaten kalori belirli, vücut bir katabolik şeyinde fazında ee, daha fazla kas kaybetmemek için e, büyüme hormonunu kullanıyoruz ki çok e, vücut katabolik e, faza geçmesin ve o kaslar korunsun. Ama şurda burada şey buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, i̇ki tane şey var. Sabah kullandığınız zaman iki tane önemli şey dikkat etmeniz gerekiyor. Biri tiroid. E, hormonuna dikkat et, dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu tiroid e, videosunda da söylemiştim. E, çünkü büyüme hormonu, ne kadar büyüme hormonu kullanırsanız e, sizin vücudunuzdan somatostatin diye bir hormon daha var. Yani onun tam tersi. Gelip büyüme hormonunu baskılar. Onun da sebeplerini söyleyeceğim size. E, ne kadar büyüme hormonu kullanırsanız o kadar daha fazla sumatoistatin e, vücudunuz üretir ve fazla somatostatin e, tiroid yani T4 e, ve T3'ü o kadar baskılar somatoestatin. O yüzden kesinlikle kullandığınız zaman tiroid e, tahlili verin. E, baskılanmışsa e, tiroid haplarından e, kullanın kesinlikle. O metabolizmayı yeni döngüsünü e, dengeye sokmak için. Bu birinci konu. Tiroide çok dikkat ediniz gerekiyor. Ee, ve ikinci konu insülinle beraber kullanmanız gerekiyor. Yani eğer 4-5 üniteden daha fazla kullanıyorsanız yani 7-8 ünite kullanıyorsanız günde 6 ünitede falan bu çok fazla olmaz. Ee, eğer 8 ünite falan ve üstü kullanıyorsanız kesinlikle insülinle beraber kullanmanız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz sumatropin ee, karaciğer yoluyla ee, bu kan şekerini çok fazlalaştırır. Yani kullandığınız zaman o bir tane feedback var. Ee, onun hakkında konuşmak istesem daha bir 20 dakika falan konuşmam gerekiyor. Sadece şunu bilin. Fazla somatropin kullandığınız zaman kan şekeriniz yükseliyor. Pankreas daha fazla insülin üretmesi gerekiyor. Daha yani burada şöyle bir şey var. Hem pankreas yoruluyor, hem fazla insülin beraberdir diyabet hastalığı. O yüzden onu dengelemek için biz kendimiz insülin kullanıyoruz. Yani çok fazla dedi, 4-8 ünite arası olması gerekiyor. E, tabii ki bu kişiden kişiye değişir. E, i̇nsülin kullanıyorsunuz, hem kan şekerini dengeliyorsunuz, sumatropinin sebep olduğu yükselmiş olduğu kan şekerini ve o taraftan da pankreası e, çok fazla yormuyorsunuz e, ve sinerjik olarak da etkisini çok fazlalaştırıyorsunuz hem yağ yakımını hem onunla beraber kasların içine giren gelikojeni ve metabolizmayı sağlamak için. O yüzden sabah kullanıyorsanız buna çok dikkat edin. İnsülinle beraber ve tiroid bezi. Bak dönemi içinde normalde akşamları kullanılır. Akşam kullandığınız zaman çok fazla aşırı derecede tiroide yüklenmiyor. Çok Yani sıfır yüklenme demiyorum bakın. Çok fazla yüklenmiyor, çok az yükleniyor. Yine e, tiroidi o zaman tahlillerle gözetim altında tutmanızda fayda var. Ama normalde gerekmeyen bir şey. Yani benim te tecrübelerimi ve gördüğüm şeye dayanarak söylüyorum. Çok fazla yüklenmiyor gece kullandığınız zaman. E, ve o zaman da bak dönem için yardımcı olur. Sumatropin hakkında şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu sadece sumatropin hakkında değil. Bütün peptitler peptidler için geçerli olan bir şey. Siz bir peptidi çok uzun, uzun süreç kullandığınız zaman vücudunuz bir antibody üretir. Ee, o peptidi avlamak ve onun etkisini sıfırlamak için. Çünkü dıştan aldığınız egzojen, e, e, endojen olarak bir madde. Yani vücudunuz kendisi üretmiyor. Bir antibody üretir. Yani siz eğer diyelim ki mesela 8 ünite kullanıyorsanız büyüme hormonunu. E, i̇lk iki ayda bu 8 yönetinin tamamını vücudunuz alır ve kullanır. Yani 8 yöneti olarak sizin vücudunuza ve kanınıza girer. Bu 5. ayda, 6. ayda vücudunuz buna tepki olarak antibody ürettiği için bu 8 yönetinin yarısını kullanır. Yani diğer yarısını vücut avlar ve bloke eder ve sıfır o diğer yarısından sıfır etki görürsünüz. Yani kullandığınız 8 üniteden sadece 4'ü kalır. Bu 8 aydan sonra tamamen sıfırlanır yani vücut antibodisini fazlalaştırır ve kullandığınız bu 8 ünitenin tamamını sıfırlar. Onun için daha fazla kullanmanız gerekiyor. Fazla kullanmak da beraberdir, eşittir. Daha fazla zarar vermek yani orada dezavantajların kefesi söylediğim her zaman avantajlardan daha ağır basar. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada ne yapmanız gerekiyor? diğer peptidlara çevirmeniz gerekiyor olayda. Söylediğim gibi bu bütün peptidler için geçerli. Sadece büyüme hormonu için değil. Yani diyelim ki 2, 3, 4 ay, 5 ay kullandığınız büyüme hormonunu değiştireceksiniz. Mesela o aileden başka GHRP6, GHRP2, CJC'ye çevirirsiniz. Ki onlar da yine aynı şekilde vücudunuza büyüme hormonunu salgılamak için bir Ya Ama başka bir versiyon. Yani onun içinde vücut yine başka bir antibodi üretmesi gerekiyor. O yüzden her 4-5 ayda ya tamamen kesip ya da başka bir peptide çevirmekte fayda var. %100 fayda var. Ona kesinlikle çok dikkat edin. Şimdi gelelim büyüme hormonunun feedback'ine yani hep mesela diyelim testosteron kullandığımız zaman biz o döngüyü kapatıyoruz. PCT döneminde gelip onu işte klomifer, norvadex başka şeylerde o döngüyü geri getiriyoruz. Bu büyüme hormonu içinde geçerli olan bir şey. Yani siz büyüme hormonu fazla 5 ay 6 ay kullandığınız zaman o döngüyü kapatıyorsunuz. Yani artık vücut dışarıdan aldığınız için vücut kendisine o zahmeti verip kendisi üretmiyor ve kapatıyor o döngüyü. Eğer 8 ay, 1 sene, 1,5 sene beklerseniz o döngü geri gelir. Bazıları için daha erken, bazıları için daha geç. Ama kendiniz geri getirmek istiyorsanız iki tane yol, yol var burada. Biri e, büyüme hormonunu stimulate eden yani taklit eden e, ve salgılamasını sebep olan peptitler var. GHRP, ailesi mesela, CJC e, ve bunun gibi şeyler. Bunlar çok düşük dozlarda kullanıyorsunuz ve bunlar büyüme hormonunun döngüsünü geri getirmek için ittirir vücudu. Yani büyüme hormonu salgılanmasını sebep olur. Ama çok küçük dozlarda kullanmanız gerekiyor ki o döngü geri gelsin. Yani oradaki zararı daha fazlalaştırmıyorum. Bir yöntemi bu. Yani büyüme hormonunu stimüle eden, taklit eden, taklit değil, üretimini sağlayan peptidler kullanmak. İkincisi glisemik şok vermek. Nasıl yapabiliriz bunu? Biliyorsunuz siz her zaman kan şekeri düştüğü zaman sizin büyüme hormonunuz daha fazla vücudunuza salgılanır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, çok e, güzel ve düzenli yazılan bir e, diyetle bunu yapabilirsiniz. Mesela gelirsiniz e, her şeyi normal şekilde yazarsınız. Saat 8'den sabah e, mesela diyelim 7'ye 8'e kadar hiçbir besin koymuyorsunuz. Faset dediğimiz hatırlıyorsanız intermittent fasting diye de bir e, diyet çekti ben size söylemiştim. Onun gibi şeyler yani tam öyle değil. E, ona e, yakın olan şekilde bir diyet düzenlerseniz, 8 saat, 10 saat bir e, açlık e, şeye girer vücut. Bir şoka girer. Orada glisemik şok yani e, kan şekeri düştüğü için büyüme hormonu hep salgılanmaya başlar ve bu tetikler ve yavaş yavaş o döngüyü geri getirir. Tabii ki bu bir gün, iki gün, üç gün ya da bir hafta içinde olan bir şey değil. 8, 12 hafta kesinlikle minimum bunu yapmanız yapmanız gerekiyor ki o döngü e, geri gelsin. E, bu, bu, da e, büyüme hormonunu geri getirme, o döngüyü geri getirme olayı. Ee, gelelim büyüme hormonunun yan etkilerine. Ee, i̇lk öncesi hepiniz biliyorsunuz karpal tünel var, karpal tünel ee, sıkıntısı var. Büyüme hormonu kullanan kullananlar için e, üç tane parmak normalde oluyor sağ kolda ya da sol kolda olur. E, boyundan başlar bir uyuşma ya da hissetmeme karıncalanma gibi şeyler hissederseniz onun için ne yapabilirsiniz? Dozacı düşürmeniz gerekiyor. Eğer hala o sıkıntı varsa tamamen kesmeniz gerekiyor çünkü artık sizin vücudunuz bu şekilde en önemli sıkıntılardan bu. İkincisi eklem ağrıları olabilir, eklem ve kas ağrıları olabilir büyüme hormonu kullanmakta çok fazla kullanmakta, akromegali sıkıntısı var, çene büyüme, kulak büyüme parmak parmakların büyümesi. Bu da çok fazla görünen bir şeydir bunu da söyleyeyim akromegali. Yani senelerce kullanan kişilerde normalde gelişen bir şey. Ee, eklem ağrısı sürü ve vücutta su tutma, aşırı derecede su tutma e, olayı var. E, büyüme hormonu kullanmak e, kullanan kişilerde kanser riski var ve bir de en e, bir başka önemli olan şey de diyabet hastalarına yakalanabilir. Kişi eğer söylediğim gibi düzenli ve bilinçsiz kullanırsanız o yüzden bu şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bilinçli biriyle, uzman biriyle, bir doktorla, bir hocayla çalışmanızda e, kesinlikle fayda var. E, hemen hemen her şeyi söyledim büyüme hormonu hakkında. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Eğer bir sorunuz varsa, aklınıza takılan bir şey varsa videonun altında yazın. Elimden geldiği kadarıyla cevaplayacağım. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.